Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa TÜYAP fuar alanından sesleniyoruz. Makine Teknolojileri Fuarı'ndayız. Yanımızda bir tecrübe var şu anda. Ali Çılı. Beyefendi bakalım yaptığı hizmetle ilgili bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi HP Hidrolik. Otomasyon. Evet. Şimdi güzel bir hizmetiniz var. Geçmişi de uzun yıllara dayanıyor. Tecrübeli bir insansınız. Evet. Önce şahsınızı, eğitim hayatınızı da şöyle kısaca bir tanıtalım izleyicilerimize. Sonra detayları konuşacağız. Şimdi ben 1989 ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi makine bölümü mezunuyum. Evet. Yaklaşık 27-28 yıldır hidrolik sektöründeyiz. Bu sektörün içindesiniz. Evet. Daha önce nerede oldu tecrübeleriniz ilk dönemde? Daha önce ben aslen İzmirliyim. İzmir evet. doğumluyum. Evet. Daha önce Çukurova Holding'de çalışmıştım, iş makinelerinin üzerine. Tamam. Daha sonra EYCA'da çalıştım kısa bir süre. Tamam. Daha sonra Bursa'ya gelip Rexot firmasında hidrolik mühendisi olarak işe başladım. Yaklaşık 3 yıl orada çalıştıktan sonra kendi firmamızı kurdum. 95 yılında kendi firmamızı kurdum. Süreç nasıl geçti o 95'ten bugüne kadar? Kısa bir özet yapsanız iyi mi, memnun musunuz? Sistem oturdu mu artık? 95'ten bu sene aslında bizim işlerimizde çok fazla iniş çıkış olmuyor. Çünkü proje ağırlıklı çalışan bir firmayız. Evet. Daha çok böyle perakende satış değil, makine imalatçılarına, makine yapan firmalara çalışıyoruz. Teknik hizmet veriyoruz, servis veriyoruz. Güzel. Onların işlerinde onların çözüm ortağı oluyoruz. Güzel. Peki siz ürün nereden geliyor? Ürün değişik ülkelerden geliyor bize. Almanya'dan ana bir firmamız var, Hörbiger. Çok spesifik alanlarda çalışan bir firma. Polonya'dan, İtalya'dan, Tayvan'dan. Evet, farklı ülkelerden farklı geliyor. Farklı ülkelerden ürünler geliyor. Sektör olarak kim oluyor sizin hitap ettiğiniz bölümler? Bizim hitap etmek istediğimiz bölümler aslında imalatçılar. Seri... Neyin imalatçıları mesela? Onu açacak olursunuz. En büyük müşterilerimiz... Afkant makas yapan firmalar. Tamam, güzel. Hidrolik yani çünkü küçük bir firma da olsa seri imalat yapan bir firmanın mal alımı bayağı yüksek oluyor. Evet, evet. Yani sürekli olması çok önemli. Evet, yani işin. Otomasyon, hidrolik, pneumatik gibi böyle anladığım kadarıyla başlıklar üzerinden hareket ediyorsunuz. Evet. Seri imalatla ilgili firmalarında siz bir tedarikçisiniz, doğru mu? Evet, hem tedarikçisiniz hem de çözüm ortağıyız. Evet, yeriniz nerede sizin? Bizim Bursa'da, Nilüfer Ticaret Bursa'da. Merkezi'nde. Tamam. Paydaş'ta bir noktanız var anladığım kadarıyla orada. Paydaş orayı... var tabii. İstanbul'da bizim kurulduğumuzdan beri birlikte çalıştığımız BTC firması var. Evet. Onlarla proje işlerini ortaklaşa götürüyoruz. Güzel. Siz... Bursa'da imalat. Evet. Yani imalat yani sonuçta bu ürünlerin birleştirilip bir şeyler olması gerekiyor. Onu da imal ettiğimiz bir yerimiz var. Sadece Bursa değil değil mi? Böyle talep gelirse karşılayabiliyor musunuz Türkiye'nin farklı lokasyonlarında? Tabii İstanbul hariç, İstanbul dışındaki tüm şehirlerde çalışabiliyoruz. Çalışabiliyorsunuz. Hizmet verebiliyoruz, verebildiğimiz kadarıyla. Güzel. Şimdi fuarlar aslında yeni müşteri portföyü, yeni gelişimler için açık, öne açık bir tanışma alanı diyebiliriz aslında. Siz evet. standınızı kurmuşsunuz, hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ama ederim. Beklentiniz ne bundan sonrası için? Yani beklentimiz biz aktif pazarlama çok yapan bir firma değiliz. Açıkçası burada hem görünürlük, hem yeni ürünleri müşterilere tanıtmak. Çünkü sürekli değişik ürünleri evet. Bünyemize katıyoruz. Çağımızın gerektirdiği tabii, şekilde. Onları anladım. Takip ediyoruz. Hem yani, müşterileri tanıtmak istiyoruz hem de müşterilerin bizi görmesini istiyoruz. Güzel. Bu da önemli bir nokta. İyi bir ayrıntı aslında yaptığınız bu çalışma. Sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Ekip kim? Kaç kişilik bir ekibiniz var? Ekip ben hariç 10 kişi. 10 kişi bir ekibimiz. Yani buradaki en önemli kriter de bizim ekibimizdeki en azı 10 yıllık eleman. Uzun yıllardır sizinle beraber. Uzun yıllardır. Herkes kendi işini çok iyi yapıyor. Güzel. İşin ehli bir ekiple çalışıyorsunuz. İşin ehli bir ekip. Şeyi merak ediyorum. Sizin bu dağıtım, müşterilere ulaşma, terminler nasıl sağlıyorsunuz bu Ar-Ge'yi? Yani biz dediğim gibi proje ağırlıklı olduğumuz için her şey aslında çok düzenli, disiplinli. Her şey zamana göre ayarlanabiliyor. Sorun olmuyor. Sorun olmuyor diyorsunuz sistemde. Terminlerimizde sorun olmuyor. Güzel. Şimdi sohbetin sonunda bir teşekkür yapalım. Bugüne dek sizden hizmet almış şöyle müşterilerinize bir teşekkür son sözlerinizi yapalım. Tabii bugüne kadar bize
destek veren, bizi tercih eden, bizden memnun kalan müşterimize çok teşekkür ederiz. Peki, güzel. Ben size, eşiniz de burada, çalışan kadronuza, herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah yeni bir stand fuarda buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi Bursa TÜYAP fuar alanından sesleniyoruz dedik sizlere. Makine Teknolojileri Fuarı'ndan HP Hidrolik Otomasyon, evet bu firmamızın kurucusu beyefendi Ali Çılı. Kendisi bu sektörde uzun yıllardır tecrübelerini artık sizinle buluşturuyor. Yeni müşteri portföyüyle yeni alanlarda inşallah daha iyi noktalara gelecekler diyor. Sözü Merkez Stüdyo'ya aktarıyoruz. Hoşçakalın.